Alo. Ah, Mithat nasılsın oğlum? Ben iyiyim de Sahra'ya ulaşamıyorum. Sabah sana vuracağını söylemişti ama. Çıkalı epey oldu. Ahmet Bey'in öldüğünü duyunca çok kötü oldu. Yürüyüş yapıp hava almak istediğini söyledi. Ahmet Bey ölmüş mü? İyi günler Salma Hanım. İyi günler. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Önümden çekilmek. Pazar olduğundan şey demedim. Buyurun. Biricik kızım Sahra, bu mektup eline ölümümden sonra geçecek. İlhan bana bunun için söz verdi. Sözünde duracağına eminim. Yaş kemale erince insan ölümünden sonrasını düşünürken buluyor kendini. Senin için endişe ediyorum kızım. Nil yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere bir gün geri dönebilir. Biliyorum, sana bıraktığım şey taşımaktan hoşlanacağını, hatta evinde bulundurmak dahi isteyeceğim bir şey değil. Ama beni anla lütfen. Bir baba olarak bu önlemi almak zorundayım. İnşallah kullanmak durumunda kalmazsın. Adresi, emaneti devralacağın kişinin adını ve ona söyleyeceğim parolayı yazıyorum. Seni seviyorum kızım. Baban Fahri Evliyagil. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Halit Bey'i aramıştım. Buyurun benim. Onun acıya son verdiği yerde acı doğar. Sizi kim gönderdi? Fahri Bey. Rahmetli Fahri Bey. Emanetini mi istiyorsunuz? Evet. Demek sizi bırakmış. Buyurun. Sağ ol. Onun için önemli olmalısınız. Öyleydim.